Herkese merhaba. Bugünkü Solidworks dersimizde sizlere geçen ders bahsedemediğim Lofted Boss Space ile Boundary Boss Space'den bahsedeceğim. Sizin de zamanınızı çok fazla almadan hemen başlayalım. Lofted Boss Space, iki veya daha fazla plane üzerindeki yaptığınız sketchleri birleştirmeye yarıyor. Şimdi bir örnekle hemen ne olduğunu göstereyim. Öncelikle üst düzleminizi seçiyorsunuz ve reference geometriden bir plane yapıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi iki plane arasındaki uzaklık 10 mm. Bunu istediğiniz bir sayıya ayarlayabilirsiniz. Şu an göstermek için ben 100 mm yapıyorum. Onun dışında bu altta gördüğünüz sayı ise kaç tane plane eklemek istediğiniz. Onu da şu anlık 2 yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunu yaptıktan sonra elimizde 3 tane plane var. Üst düzlem, plane 1 ve plane 2. Şimdi başlamak için sketch'inizi açıyorsunuz ve üst düzleme bir sketch'le başlıyoruz. Şimdi ben göstermek için bir dikdörtgenle başlayacağım ama tabii siz istediğiniz sketchleri sonradan yapabilirsiniz. Ne yaptıktan sonra da teker teker her plane'de istediğiniz şekli çiziyorsunuz. The plane 2 ve son olarak da plane 3 olmuyor. Bir dakika. Yani son olarak da plane 3'e tekrar geliyoruz ve dikdörtgen çiziyoruz. Elinizde bu şekilde bir o cisim kalacak. Şimdi buraya geldikten sonra yapacağınız şey Lofted Boss Space'e tıklamak ve siz yaptığınız sketch'leri seçmek. Zaten burada gördüğünüz gibi tek başına da birleştiriyor. Ama tabii biz bunu birden fazla sketch içinde yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi şu anda bu 3 yeşil noktanın daha eğrik bir açıda olduğunu görüyorsunuz. Eğer biz bu en üsttekini sola kaydırırsak bunun daha düz bir şekil olacağını görürüz. Gördüğünüz gibi. Tabii eğer bunun içine boş yapmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Yine Lofted Boss Space'e tıklıyorsunuz. Yaptığınızı yapıyorsunuz. Sonra da bu alt tarafta Thin Feature'a tıklarsanız gördüğünüz gibi içi boş kalıyor. Tabii bu Thin Feature'da da birkaç tane opsiyon var yapabileceğiniz. Burada gördüğünüz gibi şu anda One Direction işaretine ve dışa doğru olan bir oku işaretliyor. Eğer buna tıklarsanız bu 1 milimetre içe doğru arttırır. Tekrar tıklarsanız dışa doğru arttırır. Bu One Direction yerine Mid Plane derseniz de bu 1 milimetreyi yarım milimetre, yarım milimetre iç dış böler. Aynı şekilde Two Direction derseniz de iki farklı seçme opsiyonunuz olur. Dış ve iç için. Mesela dışı 2 milimetre yapıp içi 1 milimetre bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi içi boş bir objeye sahip olduk. Sonra da zaten bu plane'leri saklayabilirsiniz ve bu şekilde bir parçanız olmuş oluyor. Şimdi Lofted Boss Space'te yapabileceğimiz öbür opsiyonları yapmaya başlayalım. Yine sketch açıyorsunuz. Bu sefer sağ düzleme açıyorsunuz. Bu arada çizgi çekerek ya istediğiniz bir şekli yapabilirsiniz. Ben göstermek için şu anlık bir şekil yapacağım. Bu şekilde iki çizgi çektikten sonra da gördüğünüz gibi aralarını kapatıyorsunuz. Sketch Fillet sayesinde ve bu şekilde bir çizgi oluşturmuş oluyorsunuz. Yaptıktan sonra yine sketch'ten çıkın ve yeni bir sketch atacağız. Bu sefer üst düzleme. Üst düzlemde de yine dediğim gibi istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ama ben bugün dikdörtgenlerden gideceğim. O yüzden yine dikdörtgenizi çekiyoruz, çiziyoruz ve yine sketch'ten çıkıyoruz. Son olarak da bu çizginin öbür ucuna bir sketch çizmemiz lazım. Bunun için de bir plane oluşturmamız lazım. O yüzden reference geometriden yine plane'i seçiyorsunuz. Önce çizgiyi seçip sonra da en ucundaki noktayı seçerek buraya bir plane oluşturuyoruz. Bu plane'i oluşturduktan sonra da sketch'i açıp bu plane'i seçersek
Bu plane'in üzerine de istediğimizi yine çizebiliyoruz. Ben yine bir dikdörtgen çizeceğim. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Eğer isterseniz plane'i yine saklayabilirsiniz ama zorunlu değil bu. Şimdi böyle şeklimiz olduktan sonra loft'a gelelim. Yine Lofted Boss Base'e tıklıyoruz. Sol alttaki sketch'i seçiyoruz. Sonra sağ alttaki sketch'i seçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi kıvrımlı bir şekil şu anda. Bunu düzeltmek için de yine şu an sağ altta gördüğünüz yeşile bir üste tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi düz oluyor. Tabii bu çizgiyi, ortadaki çizgiyi çekmemizin nedeni de bu Centerline parametre'i kullanabilmek. Centerline parametre'e tıkladığımızda da gördüğünüz gibi onu ortaya alan bir şekil oluşturmuş oluyoruz. Tabii daha deminki gibi bunun da yine Thin Feature sayesinde içini boş bırakabilirsiniz. Başka Lofted Boss Face'de yapabileceğiniz şey ise iki tane çizgiyle nereye gideceğini belirtmek. Bunun için de tabii ki yine sketch açıyoruz. Sağ düzlemde. Sağ düzleme geliyoruz. Ve bir sol üst tarafta, öbür de sağ alt tarafta ve kendimize guide çizgileri çekiyoruz. Bu şekilde. Tabi unutmayın, her çizgiyi çektikten sonra sketch'ten çıkmanız lazım bunun çalışması için. Tekrar sketch'e giriyoruz. Sağ düzlem. Yine kafanıza göre şekil çekebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da yapacağınız şey yine Lofted Boss Base'e gelmek. Sol alttaki şekli ve sonra sağ üstteki şekli seçmek. Bu yeşili üst tarafa koymak. Sonra da burada Guide Curve'lerde üst tarafı, sonra da alt tarafı seçmek. Ve göstermek için de yine Thin Feature diyebiliriz. Gördüğünüz gibi içi boş. Oradaki ilk çizdiğimiz guide'ları kullanarak bir şekil oluşturduk. Şimdi de Boundary Boss Space ile devam edelim. Aslında Lofted Boss Space ile Boundary Boss Space arasında çok büyük bir fark yok. Ama ufak tefek bazı yerlerde değişiklikler oluyor. Onları da göstereceğim. Şimdi yine aynı şekilde üst düzlemi seçerek plane oluşturacağız. Bunları daha demin Lofted Boss Base'e yaptığımız gibi istediğiniz gibi dizaynlayabilirsiniz. Sonra şimdi sketch açıp üst düzlemden oluşturduğumuz plane'lere teker teker sketch oluşturacağız. Ben bu sketch'te göstermek amacıyla dikdörtgenler kullanıyorum. Siz tabi istediğiniz herhangi bir sketch kullanabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra eğer çok isterseniz bu plane'leri saklayabilirsiniz eğer görüntüsünü beğenmiyorsanız. Bundan sonra da şimdi 3 boyutlu bir sketch yapmamız gerekiyor. 3 boyutlu sketch seçtikten sonra spline aracılığıyla burada uçları seçerek dediğiniz şekli oluşturabilirsiniz. Şu anlık ben böyle bırakacağım. Ondan sonra da şimdi de size Lofted ile Boundary Boss Base'in farkını göstermek amacıyla ikisini kaydediyorum. Tamam, şimdi Boundary'e geçebiliriz. Boundary'nin arayüzü böyle. Direction 1 ve Direction 2'den oluşuyor. Ve her zamanki gibi bir thin feature var. Şimdi Direction 1 için en alt sketch'imizden en üste kadar seçiyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada yeşil değerler oluşacak. Onların hepsi aynı hizada olmalı. Düzeltiyoruz. Bu şekilde. Bundan sonra da Direction 2 diye bir şey var. Bu Direction 2 ile de çizdiğiniz bu guide'ı kullanıyorsunuz. Ve bu şekilde şekle ulaşıyorsunuz. Şimdi aynısını
şey için de Lofted'la da yapınca nasıl olduğunu göstereceğim. Lofted'da da Boundary'nin aksine Profiles kullanılıyor. Ama onda da Guide Curve kullanılıyor. Şimdi eğer ikisini yan yana getirebilirsek bu şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta Boundary, sağ tarafta da Lofted hali var. Daha demin bahsettiğim gibi aralarında arayüzleri dışında çok büyük bir fark yok. Ama Boundary'de bu daha demin çizdiğimiz guideline'lar çok daha baskın olduğu için daha kalın bir şekil elde ediliyor. Buna kıyasla bunda ise guideline'lar sadece şekli oluşturmak için olduğu için çok daha ince bir yapıya ile sonuçlanıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bunu yardımcı bulmuşsunuzdur. Bir dahaki derste görüşmek üzere.